Basın mensupları 20 Mart 2021 günü bir gece yarısı bir tek adamın iradesiyle ve tek başına attığı bir imzayla Türkiye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla taraf olduğu bir uluslararası anlaşmadan çekilme kararı bütün Türkiye'yi sarsmıştı. Tabii ki bu karara karşı son derece haklı tepkiler yükseldi ve devam ediyor. Biz ilk günden beri bununla her alanda mücadele edeceğimizi söylemiştik. Bugüne kadar bunun bir cumhurbaşkanlığı kararıyla şeklen yapılmasından dolayı Danıştay'a çok sayıda başvuru yapıldı. Kadın örgütleri tarafından yapıldı. Bireysel başvurular yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları tarafından yapıldı. Biz her bir başvuruyu son derece kıymetli görüyoruz. Şu anda bir aydır hukukçu milletvekillerimizin ve partimizin hukukçularının, grubumuzun hukukçularının yürüttüğü titiz bir çalışma sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu sözleşmeye istisnasız tüm milletvekillerinin oy verdiği bir grup olarak bu yetkinin sözleşmeye girme ve dolayısıyla çekilme yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu bir kez daha vurgulayarak Danıştay'a bu kararın yok sayılması, iptali ve yürütmesinin durdurulması yönünde 3 talepli başvurumuzu biraz önce yaptık. 3 ana talebimiz var. Bir tanesi usul yönünden bu kararın yok olduğunu düşünüyoruz, iddia ediyoruz ve Danıştay'dan bu yokluğun tespitini istiyoruz. İkincisi, yapılan işlemin tamamen anayasaya aykırı olduğunu tüm yönleriyle delillendiriyor ve bu anayasaya aykırılık yönünden Danıştay eğer bu işlemi yok saymazsa anayasaya aykırılık yönünden iptal etmesini istiyoruz. Tabii bu arada kadınlar ölmeye devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilindi. Onun yarattığı olumsuz iklimin hem şiddeti uygulayanlarda hem de kanunları uygulama yükümlülüğü olanlarda yarattığı kadınlar aleyhine olumsuz etkiyi de hep birlikte görüyoruz. Yılın ilk 3 ayında 88 kadının katledildiği bir ülkede AK Parti İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye çalışıyor. Bu yüzden de Danıştay'dan ivedilikle bu Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulmasını istiyoruz. Üçüncü talebimiz de budur. Danıştay'ın çok değerli üyeleri, mensupları bu kararı, yürütmeyi durdurma kararını vererek hem bütün dünyaya hem de Türkiye'ye bu iklimin değişmediğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iradesinin İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında olduğunu, kadına karşı şiddet uygulayanların, kadın cinayetlerine yeltenenlerin aynı ciddiyeti, aynı kararlılığı karşılarında görmelerini sağlayabilir. Bunu bekliyoruz. Bu yürütmeyi durdurma talebimizi Danıştay'ın öncelikle ele alacağını ve bizim lehimize değil, kadınların lehine ve Türkiye'nin lehine sonuçlandıracağını ümit ediyoruz. Bu beklentinin arkasındayız. Elbette şunu ifade etmek isteriz. İstanbul Sözleşmesi bize daha önce de söylediğimiz gibi ya muhalefet partisisiniz, AK Parti'yi eleştiriyorsunuz. Peki bu AK Parti hiç mi iyi bir iş yapmadı deseniz, bir tane söyle derseniz İstanbul Sözleşmesi'ni söylerdik. Ve nazar boncuğu olarak AK Parti'ye takacağımız yegane iyi iş bile olsa İstanbul Sözleşmesi'nin sonuna kadar arkasında durur ve AK Parti'yi bu konuda desteklerdik. 19 yıllık icraatlarında yaptıkları en iyi işten geri dönüyorlar. Bu bütün dünyada İstanbul adıyla anılan, coğrafi ev sahibi olduğumuz,
ilk kabul eden ülke olduğumuz ve hep birlikte üzerine titrediğimiz bu önemli meseleden AK Parti'nin bu şekilde çekiliyor olması elbette sadece kadınların meselesi değildir. Bu Türkiye'yi seven tüm yurttaşların meselesidir. Bu yüzden burada tüm kadın milletvekillerimizle ve erkek milletvekillerimizi temsilen genel başkan yardımcımız, anayasa komisyonu başkanımız, geçmiş dönem baro başkanlığı görevi yapmış adalet komisyonu üyemizle birlikte burada hem bu dayanışmayı hem bu mücadeleyi bütün Türkiye'nin gözü önünde sürdürüyoruz. Bu son değildir. Bundan sonra da atılabilecek hangi adım varsa, yapılabilecek hangi eylem varsa, savunulabilecek hangi pozisyon varsa orada İstanbul Sözleşmesi'nin yanında, arkasında duracağız. İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak hayatı savunmaktır. İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyadaki imajını savunmaktır. Bu savunmaya hep birlikte eşitlik içinde omuz omuza gururla, inatla ve sevgiyle devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Şimdi sözü tüm kadın milletvekillerimiz adına Genel Başkan Yardımcımız Gülizar Biçer Karaca'ya bırakıyorum. Teşekkür ederim başkanım. Değerli basın mensupları, öncelikle bugün İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararıyla çıkılması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak başlattığımız mücadelenin bir başka evriminde, bir başka aşamasında sizlerle birlikteyiz. Değerli Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararıyla çekilmesini hem anayasaya aykırı olduğunu, hem yok hükmünde olduğunu, hem hukuki anlamda hem de toplumun vicdanında yok hükmünde olduğunu bir kez daha buradan sizler aracılığıyla milletimize ifade etmek için birlikteyiz. Bugün başvurumuzu Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak tüm milletvekillerimiz adına gerçekleştirdik. Burada vermek istediğimiz mesaj aslında Cumhuriyet Halk Partisi açısından İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı hukuksuzca çekilmenin sadece bir kadın meselesi olmayıp toplumun kadın erkek tüm bireylerini ilgilendiren bir mesele olduğu mesajını da vermek istedik. Değerli basın mensupları, İstanbul Sözleşmesi hala yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin iradesinin temsil edildiği yasama organında 5251 sayılı kanunla, uygun bulma kanunla yürürlüğe girmiştir. Bu kanun yürürlükte olduğu sürece Cumhurbaşkanı'nın bir gece yarısı bir karar ile sözleşmeden çekiliyorum demesi hem hukuk literatüründe hem de vicdanlarda yok hükmündedir. Bizler de bugün Danıştay'a yaptığımız başvuru sonucunda Danıştay'ın bir an önce İstanbul Sözleşmesi'nden bir kararla çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulmasına karar vermesini bekliyor ve talep ediyoruz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğine ilişkin kararın yayınlandığı günden itibaren neredeyse her gün en az bir kadın arkadaşımız yaşam hakkı elinden alınıyor. Onun dışında şiddete uğrayan, cinsel tacize, istismara uğrayan kadınlarımız, çocuklarımız karakollara gittiğinde, güvenlik güçlerine başvurduğunda İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik. Size artık biz bakmıyoruz, gidin hakkınızı mahkemelerde arayın diyorlar. İstanbul Sözleşmesi uyarınca kadının, mağdurun beyanı esastır ilkesi şimdi deniyor ki artık İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik. Sizin beyanınız esas değildir. Şiddete uğradığınıza, cinsel istismara ve saldırıya uğradığınıza ilişkin delil getirin diyor, deniyor. İşte tüm bunlar İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin tüm yurttaşlarımız açısından, insan hakları açısından, yaşam hakkı açısından çok büyük ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın bir an önce verilmesi mutlak zorunluluktur diye düşünüyoruz. İstanbul Sözleşmesi kadınları yaşatır. İstanbul Sözleşmesi 18 yaşından küçük çocuklarımızın zorla evlendirilmelerinin önüne geçecek. Geçen bir sözleşmedir. Bugün hepimizin bildiği gibi
Aile Bakanlığı'na yeni bir kadın bakan atandı ve bu kadın bakanın geçmişteki ifadelerine, İstanbul Sözleşmesi'nin ilişkin beyanlarına baktığımız zaman diyor ki İstanbul Sözleşmesi şiddetin önlenmesi için, her türlü şiddetin önlenmesinde ana kanundur. 6284 bu ana kanunun uygulanması sözleşmesidir. Biz de buradan bütün milletvekili arkadaşlarımız adına, 42 milyon kadınımız, kadınlar adına diyoruz ki İstanbul Sözleşmesi ana kanunsa, Sayın Bakan, siz de 6284'ü bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin kanun olarak kabul beyanınız hala geçerliyse, o zaman çıkın mikrofonların karşısına, deyin ki İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece Cumhurbaşkanlığı kararı çekilmesi mümkün değildir. Kaldı ki toplumun %60'ına yakını da İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karşıdır. Biz de karşıyız ve İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir. Cumhurbaşkanlığı kararının kaldırılması için ben de sizlerle birlikte mücadele ediyorum. İşte aile bakan olacaksa, kadın bakan olacaksa ve bu alanda toplumun içindeki bu feryadı bir an önce söndürmek istiyorsa, bu açıklamayı bütün 42 milyon kadın adına kendisinden beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Danıştay'da aynı zamanda da İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla çekilmesinin anayasaya aykırı olduğunu düşüncesiyle anayasaya aykırılık iddiasında da bulunuyoruz. Ve buradan hem Danıştay'ı hem de Anayasa Mahkemesi'ni İstanbul Sözleşmesi'ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası alandaki prestiji olan İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti'nin o güzide şehri İstanbul'un adını taşıyan İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğunu ve yapılan kararın, verilen kararın yanlış olduğunu, hatalı olduğunu kabul ederek bir an önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanını da kadın mücadelesini, kadınların mücadelesini, 42 milyon kadının, 18 yaşından küçük çocukların haklarının sadece koltuk için, sadece oy için feda edilemeyeceğini görmesi ve bu kararın iptalini biz tüm milletvekili arkadaşlarımızına talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet.